Merhabalar, Borga Kantürk ben. Saha Stüdyo ikinci dönem konuk sanatçılarından birisiyim. Uzunca süredir sanatçı ve akademisyen olarak hayatımı sürdürüyorum. Sanat pratiğimi de etkileyen bir şey bu aslında. Böyle sanatçı, küratör, sanatçı yazar, sanatçı akademisyen gibi farklı rolleri iç içe geçirerek üretmeye alışan birisiyim. Ve bu sanat üretimimde veya sanata bakış açımda beni motive eden önemli unsurlardan birisi. Açıkçası sanat, dil ve sanatın hayat ile olan ilişkisi üzerine kafa yoruyorum. Ve bunun üzerinde farklı sanatçı rolleri, sanatçı pratiklerini deneyimleme ve bu deneyimleme sürecinde kendi sürecini belgeleme gibi reflekslerden beslenerek işler üretmeye gayret ediyorum. Bunlar içinde neler var? Mesela örneğin işte ressam olma hali, işte bir dokümenter çeken yönetmen olarak sanatçı olma hali, en son yaptığım işlerde biraz daha bir ofis çalışanı olarak sanatçı olma hali gibi durumları kendi sanatçı kimliğimle ve aynı zamanda işte akademisyen kimliğimle deneyimleyip buradan hayata değen anları belgelemeye, açıkçası kendimi biraz dokümante etmeye çalışarak bir sanat pratiği geliştirmeye çalışıyorum. Bu sene itibariyle sahadan gelen davet sonrasında da toparlamayı düşündüğüm ve bir araya getirmeye çabaladığım proje Kısa Mesafeler Kitaplığı adını taşıyor. Kısa Mesafeler Kitaplığı da biraz böyle benim gene üstünde durmak istediğim rollere odaklı bir çalışma alanı sunuyor açıkçası bana. Nedir bu rol? Bir arşivci, bir kütüphaneci olarak sanatçı nasıl olunur? Ya da sanat pratiğini, sanat deneyimini tam anlamıyla bir kütüphane kurumuymuşçasına veya işte bir gezgin yazarmışçasına, aynı zamanda işte kitap biriktiren, kitapları tasdifleyen bir arşivciymişçesine nasıl kurarım, nasıl organize ederim? Bunun üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalar kısa süreli ve nesne odaklı, sonuç odaklı çalışmalardan çok süreç odaklı çalışmalar şeklinde gelişiyor. Süreç odaklı çalışmadan kastettiğim şey biraz daha böyle tamamlanmış, bitmiş bir nesne eser sunmaktansa bir deneyim, sanat olarak bir deneyim sanatçı için, izleyici için ve o anı paylaşan yan karakterler, katılımcılar için bir geçen süreç, ortak zaman deneyim söz konusu oluyor. Deneyimi sene sonuna kadar sürdüreceğim bir şekilde ve 2021'e bu deneyimi tamamlamış bir şekilde kitaplığa, kütüphaneye ve kitaba dönüşmüş bir proje olarak tamamlamayı düşünüyorum.